Haydi ateş! Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Tyson'ı alıp arkadaşlar Ateş kardeşinin yanına gideceğiz. O komşumuza vermiştik, köyün üst tarafında. Umut abi de burada, Ateş'in sahibi. Hoş geldin Umut abi. Şimdi iki kardeş karşılaştıracağız. Ve o sırada arkadaşlar boyutlarını ölçeceğiz. Ve tiplerine bakacağız, nasıl olmuşlar. Şimdi Tyson'ı alalım, gidelim Ateş'in yanına. Bakalım Ateş nasıl olmuş, bir görelim bakalım Umut abi nasıl bakıyor Ateş'e. Biz arkadaşlar boylarını ölçmeye çalışacağız. Şimdi bizim bu bozorgunun bir huyu var arkadaşlar. Böyle bağlı oldukları zaman normal zamanda böyle yere çöküyorlar. Yani mesela 80 santim ise 60 santim yük gösteriyor kendini. Böyle bayağı bir yere çöküyorlar. Ama kavaldıkları zaman içlerinden bir dev çıkıyor. Şimdi iki kardeşi orada ölçeceğiz. Bakalım yanımızda metremiz de var arkadaşlar. Gidip boylarını ölçeceğiz. Ve bakacağız memnunlar mı değiller mi, nasıl olmuş. Şimdi Tyson'ı çözelim arkadaşlar. Tyson'ı biraz sıkıntı yaşatıyor çözerken. Arkadaşlar Tyson'ı iki tane tasmayla bağladım. Birinden kurtulursa diye diğer tutsun. Çünkü tenceri kırabilir, biraz sıkıntılı bir köpek olmaya başladı. Çok zincire vuruyor. Şimdi bunu açalım. Keşke Tyson'ın yanında bir isim. Keşke yanına getirelim bir. Ne zaman Tyson arkadaydı arkadaşlar, şimdi sesin yanına geçirdim, buraya bakladım. Hoşkaya oraya geçirdim. O yüzden bazen sesle de sırlaşıyorlar. Ama ses kadar oldu değil mi? Ses kadar oldu mu bu herifler? Tam ya, Tyson var ya, fena bayağı ya. Bayağı büyüdü yani, her şey yavru. Valla maşallah ya Tyson ya. Geleceğin... Çok hareketli. Sesle beraber bu yazın bayağı bir iyi olacak. Ama bizim seviyor da keşke, bir şey yapmıyor yani. Evet. Keşke biraz oyuncu bir köpek. Keşke biraz oyuncu bir köpek olduğu için. Çok oyuncu. O daha çok keşke. Siz batabiliyor. Monika da bu arada yetişiyor. Dur oğlum dur. Keşke'nin kıskancı. Keşke'nin ilerideki eşi. Monika da burada arkadaşlar. Dur. Hadi gel. Keşke çok iyi maceralarınız olacak. Monika. Ben şimdi metreyi ben aldım. Tamam. Şimdi ikisinin boyunu ölçerim bakalım hangisi daha büyük olmuş ya da nasıl olmuş da metreyi yanında. İkisi birbirine dikildikleri zaman var ya. Sen kendinki ölçersin, ben kendim için ölçerim. Arkadaşlar Deniz'in yan evine doğru gidiyoruz. Efendim. Aynen ya. Boyununu sıka sıka mahvediyor. Peki onu çok çıkarıyor. Arkadaşlar, keşe çok yardımcı olan bir köpekti. Zamanında. Tamam. Arkadaşlar keşe çok yardımcı oluyordu. İnşallah Tyson. Ama Duman'ın şöyle bir huyu var. Korktuğundan mı bilmiyorum, bizim köpeğe de aynısını yapıyor. Ya oyun oynuyor. Oyun oynuyor, korklamaya kalkıyor ama çok rahatsız edici bir şekilde. Köpekleri çok rahatsız ediyor. Bunaltıyor. Aynen bunaltıyor yani. Arkasından korkuyor, önünden korkuyor. Bizim köpekler de aynı gördüğünüz gibi zaten rahatsız oluyorlar. Ama Duman var ya, çok karakterli bir köpek aslında. Keşe hep yardımcı oluyordu. Keşe yardımcı oluyordu. Ama Tyson nasıl büyüdü değil mi şimdi? İşte belli oluyor yani. Duman aslında böyle çok büyük bir köpek de değil. Evet, büyüdü. Özellikle böyle korkunç bir köpek. Evet. Köpek gördükler ama. Tamam. O dişi dişi ona bir şey yapmaz. Böyle yapar. Duman nasıl ya? Ama son zamanlarında bir şey mi oldu ne? Bir köpeğe de aynısını yaptı. Son zamanlarında bir köpeğe de aynısını yaptı. Küçük enişte çıldırdı ya. Yani çok oyunculdu, sen biliyorsun belki.
Ya herkes biliyor da. Çöpte var ya. Sonradan bir atılma açıldı bu. Bu köpek önceden nasıl oyuncu bu çocuk? Hatta bunun kardeşleriyle bizim köyün çocuğuyla oyun oynuyordu sürekli. Ama sonradan bir şeyler oldu buna. Böyle. Bir şeyden sonra oldu ha. Ya o da bir gerçek tabii. Sen ocumbaya dedin ben inanmadım ya. Ya ben sana dedim benim köpeği yediklerdi. Kimse inanmadı bana. Ya bu köpekten direkt bir şey beklemiyor. Ya bir de çok oynuyorlardı birbiriyle. Dükkanları başka mı oldu ya? Vallahi çok fena bir şey oldu ya. Bas bas geliyor bak. Normalde benim köpek buradan geçiyor ya. Bir de evin önü ya bura. Bir diş götürüyorlar. Ya Görkem normalde hani evin benim köpek buradan geçiyor ya. Buradan başlardı böyle oyun oynamaya. Ta yukarı kadar. Şimdi hemen posta mı koyuyor? Şimdi buradan geçiyor. Ya hiç taviz vermiyor ya da böyle hırlıyor. Benim köpek umursamıyor tabi de. Tyson ilk defa gördüğü için. Bir de bundan var ya çok akıllı oluyor. Biliyor musun köpek sinirde? Evet. Ya bırakmayacağım sizin ya. O yüzden böyle keyifleniyor. Köpekler de böyle oluyor. Ama fena oldu yani tabi. Ama maşallah Tyson gerçekten. Doğru seçim yaptın gibi ben seçim. Ama seninki de bir yolda. Ya 5 tane köpeğe bakmana rağmen iyi baktın ha. Gerçekten bak ya. Koruyor. Allah razı olsun bak köpeği verdim. Tam bizim kapıya birebir gidecek bir köpek. Evini sahipleniyor. Bir de biz malcılıkla uğraşıyoruz. Mala gidiyor geliyor sürekli. Oyunun da çok iyi oldu. Burada zaten kurdağa gitti. Ben kendim bizzat gördüm birebir çayını. Mesela bu dağda havlayan köpekler o zaman da senin yanında. Sen hepsi yanındaydı. Yani videoyu atayım biraz çok kötü duruyor ama ben çok kötü çekmişim. İlk mesela böyle... o videolar var burada. Aynen heyecanlandığım için çok kötü çekmişim. Ve telefon da o kadar şey değil. Ya telefonum da aynen o kadar iyi değil. Birebir kuruya gittiğini ben gördüm. Ha, yakalarsaydı ne yapardı? Ama diğer köpekler ne yaptı? Ben o lazım. Diğer köpekler ne yaptı? Sana şöyle söyleyeyim. Zaten bir kurt köpeği vardı. Bunda var mıydı? Bu vardı. Var mıydı? Şu duman vardı. Bir de o bir tane daha kurt köpeği. Baskın köpek bir de o. Benim köpeğim ki o zaman daha 9 aylıktı. Gittiği zaman. Yani daha yaşında bile değildi. Bizzat Mert gördüm birebir. Ondan sonra maldan gelirken yine şey yapıyorduk. Kurdu ilk başta görmedi tabii. Kurt bayağı uzaktaydı. Yani arada 304-1 kilometre falan mesafe vardı. Kurt biraz yaklaştı. Hani ben de bir şey yaptığım zaman zaten kurdu görür görmez gitti. Direkt gitti. Hatta peşini yani gördü ya. Uçtu yani uçak gibi gitti bildiğin. Yani yara yara gidiyor. Hızını kullanıyor. Ama işte bu olsun vesaire o olsun. Ben yani ilk defa gördüm. Hele diğeri iç adım atın. Geri geldi. Işte ayaklarının altına girdi lan hepsi. Hırlayıp gürleyicine bakma ya. Kurt olayı bambaşka. Kurt olayı bambaşka tabii. Yabani 4-5 tane köpekten bir tane gidiyor ya. Ya şimdi benim Erin abinin köpeğiyle hep mala gittiler ya. Evet, evet. Aşağı gittikleri zaman böyle hiç durmazlar zaten. Bir de enik yani ya. Bir de eniklerdi aynen. Terası, ya aşağı gidiyorlardı hiç durma yok bir şey yok. Hemen bir arayış içindeler sürekli. Bozonun bu özelliğini almışlar gerçekten. Çok gerçekten yani. Ben sana zaten küçükken de geldin ya bizim oraya. Karşılaştırma şey yapmıştık. Keşi getirmiştik hatırlarsak. O zaman ne dedim? Soyut farklı bir şey. Yani bizim o zaman hatırlattığımız biraz köpeğimiz vardı. Elinden kaçmaya çalışıyor. Şu kadar bir köpekti yani. Belki Tyson'dan yüksekti şu anki hali. Alıplıydı da. Ama köpek neyse, ne yabaniye gider, ne boğuşmaya boğuşur. Neyse balkonu kaçıyordu ya. Balkonun içine kaçıyor yani. Korkak bir köpekti. İşte bu köpek vardı bizzat birebir. Kurdu gördü. Gördüler de. Hepsi de tepki verdi ama bunlar bu zaten kaçtı. Diğeri de şöyle 2 adım attı. 3-4 adım gitti şöyle. Döndü geldi ayaklarımın altına girdi. Ama benim kendi köpeğim basa basa gitti yani. O videoyu da buraya koyacağız arkadaşlar. Videoyu koyalım. Ya biraz ben kötü çekmişim. Orası ayrı bir muhabbet. Keşke güzel çekseydim de hani soyun ne kadar önemli olduğunu görselerdi. Belki öyle fırsatlar insan eline binde bir gelir yani. Yani. İnsan da heyecanlanıyor işte yani. Heyecanlandım evet. Ben de tabii. Bir de benim ilk defa yani. İlk deneyim. İlk köpeğimle ilk defa bir kurta gitti. İlk deneyim tabii. Doğru. Tej! Tej, 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 tej! Haydi oğlum! Tej! Şşş, tej, 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 tej! Haydi oğlum! Haydi oğlum! Tej, 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 tej! Tej, 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 tej! Haydi oğlum! Ula ula kurda bak nasıl büyük lo! Haydi ateş! Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum! Yavaş yavaş bitiriyor.
83 santim. O sanki taşlarında büyük mü deriz? Ha? Taş seyirler büyük mü duruyor mu? Büyük ya. Sen metreyi ver bana. Tüylerini sayma ama. Tüylerini sayma. Aynılar ya. Açık. Aynı. Hemen hemen aynılar. Ama taşın biraz daha kanıtlı. Şu an 13-14 tarih oldular. 15 tarih oldu. Daha da büyürler. Daha da kanıtını alırlar ya. Şu an daha gerçek yani. Dişiyle çiftleşmiş olmasından şey yapıyor. Dişiyle çiftleştirmek kötü abi. Boy olarak onu biraz kısa yapacak. Ya ben de isterdim tabii. 90 santim olsun daha güzel gözüküyor ama maşallah iyiler ya. Benim iyi olur. Yanmıyor. Ateş daha biraz ondan korkuyor. Ateş kendini de çekiyor. Kayısından çekiyor. Yemin ol. Çok şeydi. Kayısını umursamadım hiç. Söylecek misin? Başlıyor. Eve doğru gidiyoruz. Benim köpeğim de geldi. Ama Tyson'ı bırakmıyoruz arkadaşlar. Buradan gelip gittikleri için buraları biliyorlar. Köpekleri de alacaklar aslında. Bu aslan yine çıktı. Çok yaman ya. Etikten buna bayıldık. Bunlara da damız yavru alacağım. Bak gözüm dumanla var ya bizim köyde hiç de çıkamıyor ya şaşırıyorum ya. Duman köşe de böyle arkadaşlar geçen sene videolarda öyle bir yardımcı için köşe burada 5-6 köpek saldırdı hemen birini aldı götürdü duman. Değil mi öyle sen? Aynen. Ya bilmiyorum bizim köpekle karşı bir sempatisi var. Ben de seviyorum yani. Çalışıyormuş gibi bir şey yok. Arkadaşlar bugün de köpeklerimizi köyün içine getirdik. Sonra devrim köpeği de tanıtladık. Öğütünü ölçtük. Bugünlük videomuzu da böyleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.